nazar. Bilge. Çobanlık yapıyorum. Ayrıca surfle ilgileniyorum. Spor yapıyorum. Babalık köyünde her gün çobanlık ve surfle ilgileniyorum. Başka bir şeyle uğraşmıyorum. Surf'ü önceden buraya geldiğinden hiç haberim bile yoktu. Buraya kurulduğundan en ufak bir fikrim bile yoktu. Surf'ü önceden hiç tanımıyordum. Benim akrabalarım, amcamın oğlu falan buraya gelmeye başlamışlar burası ilk kurulduğunda. Ondan sonra bir 5-6 sene sonra beni de buraya davet ettiler. Ben buraya geldim. Tolga hocam ısrar etti. Ben gelmemiştim. Bayağı ısrar etti. Ondan sonra bir kere benim koyunların yanına geldi. Ondan sonra ben de gelmiştim buraya, arkadaşlarımı kayalarda seyrediyordum burada sörf yaparken. Ondan sonra benim yanıma sörf tatlısı da geldi. Beni sörf yapmaya davet etti. Ben de sörf tatlısını alıp suya girdim. 15 dakika içerisinde ayağa kalktım. Ve ondan sonra ne kadar güzel bir spor olduğunu fark edince bu spora devam etmek istedim. Benim gibi hayvanlarla uğraşan, çobanlık yapan vesaire bir şey yapanlar hayatını spora adayarak bence kendini daha iyi bir yere taşıyabilirler. Ben surf kulübü açmak istiyorum. Herhangi bir şehirde, herhangi bir yerde surf kulübü açarak surf'ü daha da ilerletip tanıtmak istiyorum. Hiç surf yapmamış arkadaşlarımıza. Şimdiki hedefim Türkiye Şampiyonası'nda daha da iyi hazırlanıp daha iyi bir derece yapmak istiyorum. Dünya Şampiyonası'na katılıp orada güzel bir derece yapmak istiyorum ve ondan sonra bir spor kulübü açıp orada devam edeceğim. Çevremdeki abilerim, amcalarım, arkadaşlarım ya dediler bu spordan ne yapabileceğin dediler. Bu sporda ya geleceği açık değil bu sporun dediler. Yapma dediler, bırak dediler. Sadece zamanını boşa harcıyorsun dediler. Ben takmadım hiçbir şekilde. Tamam abi dedim. Takmadım ben. Hiç öyle şey olacağını düşünmedim. Ben bunun nasıl diyeyim size, eğlenmek için yaptım ben bu sporu. Yarışta da zaten derece yapmak için asla gitmedim ben oraya. Ben oraya eğlenmek için gittim. Ya derece yaptım. Çok güzel oldu. Sevindim. Benim sınıf arkadaşım bana dedi ki sen dedi çobansın dedi, nasıl yapacaksın dedi, sporla ilgilenmiyorsun falan dedi. Ve ben gelip burada surf yapmaya başladım. Türkiye üçüncüsü oldum. Ve şimdi Dünya Şampiyonası'nda birinciliğe hazırlanıyorum. Veysel gibi bizim burada çok hikayemiz var. Veysel onlardan bir tanesi. Veysel de bizim Babalı'da, Kandıra'da çobanlıkla geçimini sağlayan bir ailemizin çocuğu. Tabii bizim ilişkimiz birazcık daha farklı. Çok çekingen bir çocuk yaşadığı ortamdan dolayı. Uzun seneler akademinin buraya gelmesinden itibaren Dalga Sörfü Kulübü'nün uzun seneler açıkçası bizi uzaktan takip etti. Çok çekiniyordu çünkü aramıza katılmaya. Daha sonra yavaş yavaş aramızdaki ilişki, birbirimizi tanıma, bu süreci tamamladıktan sonra sörfe başlamasını istedik. En azından bir hobisi olsun diye. Fakat bir yaz boyunca vermiş olduğumuz bursun arkasından 4 aylık süreçte inanılmaz bir gelişim kaydetti. Yani benim böyle senelerdir ilgilenmiş olduğum yüzlerce çocuk arasında çok niş bir çocuktur. Çünkü o kadar kısa süre içerisinde inanılmaz bir gelişim kaydetti. Yaklaşık 3 senedir de eğitimi devam ediyor.
2020 senesindeki Türkiye Şampiyonası'nda 18 yaş altı kategorisinde uzun tahtada Türkiye üçüncüsü oldu bunun arkasından. Onun da çalışmaları devam ediyor. İnşallah Yasin gibi onların arkasından inşallah ülkemizi olimpiyatlarda temsil edebilecek, milli statüde iyi bir sporcu olabilecek bir program takip ediyoruz onun için de.